Geçen hafta başladığımız Kenya gezimizi bu pazar Kilimanjaro eteklerinde yapacağımız bir safari ile noktalayacağız. Ve ünlü Masai kabilesine konuk olacağız. Biliyorsunuz Masailerin değil filmlerini bir tek kare fotoğraftan çekmek bile mümkün değil. Sebebi gayet basit. Yıllar yılı film yapımcıları, reklamcılar, avcılar, turistler, safariye gelenler, ilgili ilgisiz herkes Masailerin ananelerine, gelenek ve göreneklerine dönük yaşamlarını kendi ülkelerinde yanlış aksettirmişler. Ve gururlu insanlar kapılarını yabancılara kapamış. Ancak tatlı dilin açmayacağı kapı yok. Bizlere köylerinde küçük de olsa bir çekim yapmamız için izin verdiler. Kenya ile ilgili bu programımızın tamamı kısa bir süre sonra Kenya televizyondan yayınlanacak. Olduğu gibi. Dolayısıyla buradan bir de selam göndermek isterim kendine. Swahili dilinde. Jambo Kenya, Mzuri sana, Kwaheri ya kuanana, Asanti lala salama. Afrika savanları öylesine güzel, öylesine gizemli ki farkına varmadan yürüye yürüye Tanzanya sınırına kadar gelmişim. Evet, işte şurası Tanzanya ve hemen arkamda işte o muhteşem Kilimanjaro. Hani şu romanlara, şarkılara, filmlere konu olan Kilimanjaro. Afrika kıtasının en yüksek dağı, 5895 metre. Demeyin ki Barış, oralara kadar gittin, bizlere Kilimanjaro'yu göstermedin. İşte muhteşem Kilimanjaro. We'll be right back.
Kenya ekonomisinde turizmin, turizmde ise safarinin çok büyük bir yeri var. Önce şu safari ne menen bir şey onu bir öğrenelim. Bakalım safari deyince aklımıza ne geliyor? Safari Afrika'da beyazların çıktığı hayvan avına deniyor. Safari giyilecek bir kumaş. El değmemiş ormanlar geliyor. Safari. Safari olsa bilemeyeceğim. Safari seferberlik bir şey hatırladın öyle bir şey ben. Safari. Çikolata gibi bir şeyler filan. Bilmiyorum bir özgürlük arayışı herhalde ormana çıkıp değişik şeyleri görmek yani. Avlanmak geliyor. Afrika geliyor başka bir şey gelmiyor. Bir düşünce geliyor başına gelecek ki. İnsanlar olmasın bu alemde yam yam. Güzeli severiz biz Türk aleminde. Oysa safari bizim de sıkça kullandığımız seferi kelimesinin Swahili dilinde söylenmiş şekli. Yani safari seferi demek. Sefere çıkmaktan kaynaklanıyor. Safariye gelenlere ise sadece misafir ediyorlar. Misafir. Yani biz uzun lafın kısası sefere çıkmış misafirleriz burada. Çünkü safari hayvanlar ülkesine misafirliğe gelmek anlamına kullanılıyor. Kilimanjaro çok nazlı. Öyle herkese yüzünü göstermezmiş. Tıpkı bizim Ağrı Dağı gibi. Bizleri sevdi, bizlere naz yapmadı. Çünkü buralarda 30-35 gün, 1,5 ay yatıp kalkarlarmış Kilimanjaro'yu görmek için. Biz de Kilimanjaro'yu hem akşam hem sabah iki defa görüntüledik sizler için. Burası Amboseli. Amboseli neresi derseniz, ekvatorun 2 derece 40 dakika altında yani güneyinde ve Greenwich'e göre 37 derece 16 dakika doğu meridyeninde. Bu meridyen ülkemizde Tokat, Sivas, Kahramanmaraş ve Gaziantep'ten geçiyor. Aramızda binlerce kilometre mesafe olsa bile buradan Tokat'a, Sivas'a, Kahramanmaraş'a ve Gaziantep'e selam. Kenya için turizmin çok önemli olduğunu söylemiştim. Dolayısıyla kendini ziyarete gelen misafirler için son derece güzel, şirin kulübeler yapmışlar.
Bunlara bir tanesini dilerseniz birlikte dolaşalım. Burası 3 metreye 3,5, şöyle 9-10 metrekare bir Masai kulübesinin modern hale getirilmiş şekli. Dekorasyonda Masai renkleri ve kamışlar kullanılmış. Amaç, safariye giden misafirinin, yani sefere çıkan misafirin kendini doğayla baş başa iç içe hissetmesi. Merhaba sayın seyircilerim, size daha iyi servis verebilmek için videoları beğenin ve yorumlayın, subscribe yapın, iyi seyirler. Sayın seyircilerim, bana her konuda görüş, istek ve önerinizi yazabilirsiniz. Videolarıma beğeni ve yorumlarınızı, kanalıma subscribe'ınızı bekliyorum. İyi günler.